Herkese merhaba arkadaşlar, Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar benim derdim şu ki, bir süredir ben kuaförüme tam olarak ne istediğimi anlatamıyorum. Bir iletişim problemi olduğunu hissediyorum. O yüzden de dedim ki ben bu işi ele alayım ve kendi kendime yapmaya çalışayım. Yine kötü bir sonuç elde edersem en azından kendi ellerimle kötü bir sonuç elde etmiş olurum diye düşündüm. Ve kolları sıvadım arkadaşlar. Gerekli araştırmamı geçen hafta yapmıştım zaten. Küllü sarı istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Birazcık küllü fazla olsun istiyorum. Dorelik kesinlikle istemiyorum. Kızılık kesinlikle istemiyorum. Vesaire vesaire. Hayatımda ilk defa bu arada saçlarımı kendim boyayacağım. O yüzden de aslında kamera özellikle çekiyorum ki hani eğer bir rezillik falan çıkarsa en azından hatırası kalsın. Yani en kötü ihtimalle kuaförüme gider tekrar boyatırım diye düşünüyorum. O yüzden de aslında sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bir insan hayatında ilk defa saçını boyuyorsa nasıl bir sonuç elde eder? Aslında bunun da sosyal deneyini yapmış olacağız. Bir de ben yapabilirsem siz hali hali yapabilirsiniz. Sonucunu da elde etmiş olacaksınız. Hadi isterseniz başlayalım. O kadar alakasızım ki fırçam bile yoktu. Fırça aldım kendime. Sonra tarağım bile yoktu arkadaşlar. Tarak aldım. Tarağım bile yoktu derken yani bunu tabii ki de soracağınız için bu cümlemi açıklamak gerektiğinden dolayı kendi kullandığım taraklarım benim şöyle. Yani böyle yumuşak zeminli taraklar kullanıyorum. Süspansiyonlu. Yani böyle klasik yoktu demek istiyorum. Ama tabii ki boyama yapmadan önce böyle bir klasik tarağa ihtiyacım olduğunu biliyordum. Ne aldım? Paletten'in 10-1'ini aldım. Şu. Ve yanına Igor'un 0.22'sini aldım. Arkadaşlar bu Igor'un 0.22'si herkes biliyordur zaten boyama yapanlar diye tahmin ediyorum. Ben yine de bilmeyenler için söylüyorum. Kül. Bildiğiniz kül aslında. Yani bir sürü açıklaması var ama ben size özet geçeyim. Kül. Bu aslında küllü sarı ama içerisine birazcık çok az yani çok fazla katarsanız da birazcık hani kumrala dönüyormuş yorumlardan anladığım ve okuduğum kadarıyla. Dolayısıyla çok az katacağız ve aslında 40 liraya aldım ben bunu internetten. Çok fazlaymış gibi gözükse de bu 20-30 kullanımda falan ancak biteceği için aslında uygun fiyatlı diyebilirim. Hatta kendime daha sonrasında cila bile yapabilirim. Eğer elim alışırsa diye düşündüm. Mesela ben bunu yaptım bu ikisiyle birlikte. Daha sonrasında böyle 2 hafta, 3 hafta geçtikten sonra hani dipleri tam çıkmadı, beni tatmin ediyor ama bir yandan da şey yapıyor. Hani doreleşmeye başladı. Hani istediğim kül ortadan kalkmaya başladı falan gibi bir şey söz konusu olduğunda tek başına kullanabilirim diye düşünüyorum. Belki de cahilce konuşuyorum, bilmiyorum. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok. İlk defa yapacağım. O yüzden hemen başlayalım. Hatta kendime kap bile almadım dedim. İçine edersen bir daha hani yapmaya gerek yok. O yüzden en azından kap almayayım. Bu da benim ofisteki kedilerime mama koyduğum kaplardan bir tanesi. Temiz tabii ki de. Her seferinde alıyorum ofisteki kedilerim. Bakıyorum onlara. İşte pencerenin önüne hemen sıralanıyorlar. Bahçe katı olduğu için. Onların mama kaplarından bir tanesi yani. Şu ışığı şöyle biraz getireyim. Şunu da getireyim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Boyamızı hemen hazırlayalım. Çok lagoluge ettik farkındayım. Diyeceksin ki boyamayacaksan bir yürü git ben boyayanlara bakayım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunun içine katacakmışız. Evet aynen öyle. Sonra çalkalayacağız. O kadar alakasızım ki rezil olmaktan da bir anda korkuyorum yani. Neyse yapacaksın kızım sen bu işi. Ya giderim en kötü dediğim gibi kuaförümde boyatırım dedim. Derim ondan sonra şey. Kendi kendime bir halt yemeye kalktım. Sonra olmadı. Derim yani ne yapayım? Yapamazsam. Niye yapamayabilirim ki yani? Neden yapamayabilirim sizce? Bence her türlü olur. Gözümü yakmaya başladı. Sadece şunu biliyorum. Zaten içindeki kullanma kılavuzunda da yazıyor. Diplerini 35 dakika tutacağız. Sonrasında da kalan boyayı şey yapacağız. Saçın diğer kalan kısımlarına gezdireceğiz. Ve işimiz bitmiş olacak. Arkada bu arada çamaşır makinesi çalışıyor. İnşallah duymuyorsunuzdur sesini. Duyuyorsanız da normal sesler bunlar. Evdeyim çünkü. Aynı zamanda kurutma makinesi çalışıyor çünkü. O yüzden ikisi birlikte biraz sesli gelmiş olabilir. Şöyle sallıyoruz şimdi. Karışımımızı
Sallıyoruz, çok heyecanlı. Aslında normalde hani tarifinde diyor ki buradan kır, böyle sür falan diyor. Yani kabağı da aslında gerek yokmuş gibi konuşuyor tarifinde ama ben anam babam usulü yapmak istiyorum. Annemden gördüğüm kadarıyla o kap kullanıyordu çünkü. Kaptan böyle alıp alıp sürme daha güzel olur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Hocam bir kapağım elde ettik mi bilmiyorum ama. Çok heyecanlı. Ay ne kadar kötü yapabilirim ki sanki yani. Ne yapabilirim? Arkasına az sürerim. Allı güllü çıkar. O da değişik bir fantazi olur değil mi? Yok ya, yaparız diye düşünüyorum ya. Aslında sonradan düşündüm. Ben bir tane daha alabilirmişim. Çünkü saçlarım çok da kısa değil. Ama önemli olan şimdi dipler çok uzadı. O yüzden de dipleri bir halledebilirsem büyük ölçüde. Sonrasında tekrar üzerinden geçerim olmazsa diye düşünüyorum. Bu Igor dedikleri neymiş? Buna da bir bakalım. Bundan çok dökmeyeceğiz. Aman ha. Çok dökersek kumral çıkartanlar bile varmış. Fanteziye gerek var mı? Yok. Yeter. Tamam. Geri koyabiliriz. Sonrasında tekrar kullanmak için. Evet. Eski bir tişört ve eski bir havlu. Arkadaşlar ihtiyacınız olan şey. Şöyle kendimizi daha da kuaförlü gibi hissetmemizi sağlayacak olan şey de bu zaten. Tarağımızı da açalım. Tabii ki fırçamızı da açalım. Dediğim gibi bunu ben yapabilirsem emin olun hepiniz yapabilirsiniz. Eldiven de takalım da şimdi niye takmadın etmedin falan dersiniz. Ay, 10 dakika olmuş bile video başlayalım. Şaka gibi. Hazırlığımız bile 10 dakika sürdü. Artık güvendeyiz. Şunu bir karıştıralım önce. İyice homojen bir kıvam elde ediyoruz arkadaşlar. Saçlarım doğal yağıyla duruyor. Baya baya yağlı bir şekilde çıktım karşınıza. Hayatımda ilk defa. Kusura bakmayın bununla alakalı ama boyanın güzelce tutması için. Dur ya, şunu karşıma alayım. Boyanın güzel bir şekilde tutması için tabii ki de ihtiyacımız olan şey. Ay. Saçımızın yağlı olması. Thank you.
Evet, boyamızı sürmemizi bitirdik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sphinx gibi oldum. Şimdi en son ellerimle de yaptım çünkü tam olarak diplerini yedirdiğine emin olmak istedim. 49 gece sürmeye başladık. Şu anda saat kaç, bir bakmam lazım. Çünkü 35 dakikadan fazla tutmamamız gerekiyor. Ben o süre zarfında sizin şu çok şikayetçi olduğunuz kaşlarımın koyuluğuyla ilgileneyim. Birazcık çok az şundan süreceğim. Ondan sonra 2-3 dakika kadar sonra hemen silmem gerekiyor. Çünkü sıkıntılı olabilir, biliyorsunuz. Şimdi saat kaç bir bakayım önce bir. 49 geçe. Yok, 49. 39 geçe desek 56. Tamam, çeyrek geçe şey yapacağız. Çekiyor değil mi? Çeyrek geçeye kadar böyle duracağız. Ondan sonra çeyrek geçe bütün hepsini yedireceğiz. Ben en son böyle evde kendi kendime bir şeyler yapmaya çalıştığımda saçlarım şeydi, bakır rengindeydi. Bakır çok uzun süre kullandım. 2 seneye yakın falan kullandım ama hani mükemmel kullandığım dönemler sadece böyle şey 1-2 ay falandır. Çünkü bakır gerçekten çok zor bir renk ve onu tutturmak da mesela, tutturduktan sonra sadece 2 hafta falan dayanıyor. Ondan sonra tekrar bir boyama işlemi gerektiriyor. Çünkü bayağı hafif bir görüntü oluyor. İlk kuaförden çıktığında inanılmaz güzel ama ondan sonraki 2 hafta süresi zarfında bayağı bir bakım gerektiriyor. O yüzden de ondan zaten vazgeçtim. Açıkçası ama o saçlarına çok yakışıyordu. Mesela beyaz tenli olmanın avantajları, yani ne yapsan gidiyor açıkçası. Şimdi daha natural, daha yumuşak tonlar ilgimi çekiyor. Tamam, ben şimdi şunu kaşıma süreyim arkadaşlar. Şu kaşlarımın da koyuluğuyla alakalı derdiniz bir bitsin. Sizin derdiniz benim derdim diyormuşum. Dikkatli olmak lazım tabii ki. O dönemlerde benim bir arkadaşım vardı, Sedam diye. O kendi saçlarını kendisi boyuyordu ama yani böyle mesela şey, o zamanlar o sarıydı. Hatta küllü sarı yapıyordu. O zamanlar hiç ilgimi çekmemiş. Bakın küllü sarı çok enteresan. O boyardı benim saçımı bazen de. Kendi kendime yaptığım hiç olmamıştı yani. Ondan sonra bir takım kadınsal kaprisler devreye girince arkadaşlığımız bozulmuştu. Şimdi olsaydı yine sürerdi. Kendi kendime yapmama gerek kalmazdı. Birazcık kırsa yeter zaten yani. Bizim saçlarımız sarı değil, biliyorsunuz. Küllü sarı. Dolayısıyla da şeye gerek yok hani öyle. Çok açık olmasına gerek yok kaşlarımızın. İşlemimizi bitirdik arkadaşlar. Bakalım şimdi ne kadar süre zarfında. 15 geçe sürdük. Birazcık bekleyelim, bir 10 dakika kadar. Ondan sonra zaten banyoya gireceğiz ve kutuda belirtilen talimatlarla şu bakım yağımızı da yapacağız. Zengin saç bakım maskesi diyor. Bunu da mutlaka yapın diyor. Bunu da yapalım. Ondan sonra bakalım sonuç ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, sonuç bu şekilde. Bence hiç de fena olmadı. Zaten bu kuaförlerden aldığım sonuçtu. Yalnızca kendimize hep böyle dipnot vermemiz gerekiyor ya. Benim
şu anda kendime verdiğim dipnot bu saçla alakalı. Ben Igor'u gerçekten çok 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 ama çok az koydum. Bir sonrakinde birazcık daha küllü olmasını istersem ki birazcık daha gri olsa beni daha çok tatmin ederdi. Birazcık daha fazla koyacağım. İkinci kendime dipnot olarak aldığım şey ise boyayı iki kutu almam. Çünkü benim saçlarım o kadar da az değil ya da kısa değil. Dolayısıyla daha rahat çalışmak için iki kutu alabilirmişim. Ama sonuçtan gerçekten mutluyum. En azından dibi çıkmış bir kafayla dolaşmayacağım. Ve en azından kendim çözmüş oldum ve kendim çözdüğüm şeyleri gerçekten de çok seviyorum. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım çünkü farklı bir videoydu her şeyden önce. Ve kişisel bakım videosu gibi bir şey de oldu. Umarım özellikle hemcinslerime hitap edebilmişimdir diye düşünüyorum. Ve videonun başında söylediğim gibi ben yaptıysam siz hali hali yaparsınız bence diyorum. Evet. Ben ve yeni saçlarım huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. ama bu tarz videolarda görmek istiyorsanız yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. En azından ileri tarihler için kendime dipnot olarak onu da yazabilirim. Dipnot günü. Evet. Bence güzel ya. Bilemiyorum. Yani dediğim gibi bir sonraki boyamam da çok daha güzel olacak. En azından kendimi tatmin ettim. Bir de size küçük bir soru. Kahkül kestirmeli miyim, kestirmemeli miyim? Bunu da yorumlara eklerseniz çok mutlu olurum gerçekten. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Takip edinizle basın ve yorum yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.